Şimdi bakalım ekip arkadaşlarımız neler yapmış, hangi uzman doktorlarla neler konuşmuş, hep beraber izleyelim. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki diyet yaparken aklımıza gelen ilk şey yasaklar. Yasaklar her zaman daha cazip geliyor ve bu konuda kendimizi kısıtlanmış hissedebiliyoruz diyet sürecinde. Bunun yerine daha makul miktarlarda her şeyden tüketmek daha uzun vadeli bir beslenme biçimi. Aslında bu konuda da diyetisyenler çok kısıtlayıcı değildir. Halk bunu böyle bilir ama biz bu ön yargıyı aslında seanslar esnasında kırmaya çalışıyoruz. Birçok besin grubu var ve bizim kültürümüz karbonhidrat ağırlıklı. Hamur işlerimiz, tatlılarımız, içeceklerimizden tutun her şeyimiz çok lezzetli diğer kültürlere göre. Ve bunlardan çok kısıtlı gitmek aslında her zaman yasakların daha cazip gelmesine ve bu tarz şeylerin daha ayarsızca, daha fazla miktarlarda tüketilmesine sebep olur. Bu konuda yaptığımız tek şey şu, miktar öğretmek ve neyi neyle dengeleyeceğimizi öğretmek ve sağlıklı kalabilmek için daha doğru tercihler yapabilmek. Şöyle söyleyeyim, danışanlarımızı aşılamaya çalıştığımız şey şu, hayat boyu sağlıklı beslenme. Ve hayat boyu kelimesini kullanınca aslında bir zaman kısıtı koymak beslenme anlamında kişiyi daha fazla strese sokuyor ve bu hırs ona o an daha kötü şeyler yaptırabiliyor. Yanlış çayları tüketmek gibi, kaloriyi çok kısmak gibi, kendilerini aç bırakmak gibi. Bu noktada zaman koymak önemli değil. Burada kişinin kendi hedeflerini kilo bazında belirlemesi ve buna zaman sınırı koymaması gerekir. Yani bir ayda 4 kilo değil ama 4 kilo vermek istiyorum daha gerçekçi bir hedeftir. Tahılsız, ekmeksiz diyetler kişinin diyet bitiminde daha fazla tahıl, daha fazla karbonhidrat almasına yani bir şekilde patlamasına sebep olabiliyor. Bu noktada kişinin doğru ekmeği, doğru miktarlarda kilosuna, boyusuna, cinsiyetine göre doğru miktarlarda seçmesi daha çok önemli. Biz bu noktada tam tahıllı ekmekler, çavdar, yulaf, kepekli ekmek gibi esmer tipli ekmekleri öneriyoruz. Ve diyet sürecinde bunu sıfırlamak bir kere bizim ülkemizdeki kültürümüze bile ters. Burada aldığımız kalorinin sayısal değerinden ziyade içeriğinin değeri daha önemli. Bu konuda kaçamakları bakış açımız şu olmalı, battı balık yan gider mantığı her zaman yanlış. Bizi 2-3 adım geriletebilir veya diyetin sonunu getirebilir. Bu konuda şunu yapmalıyız, o gün kaçamak yaptık ve çok sevdiğimiz bir şeyi fazla miktarda tükettik. Bunu bir sonraki öğünde dengelemek adına küçük bir kase yoğurt ve salatayla geçiştirmek gibi veya bir sonraki günlerde dengelemek gibi. Veya yaptığımız fiziksel aktiviteyi arttırarak dengeleme yoluna gitmeliyiz ve bu şekilde diyetin devamlılığını sağlamalıyız. Sağlıklı beslenmek için kesinlikle egzersiz hayatımız boyunca olması gereken bir aktivite. Yani bu iş sadece sağlık için yapılmalı. Yani o gün fazla kaçırdığı için dengeleme yöntemi de olabilir veya fiziksel bir sıkıntısı vardır, onu rehabilite etmek için fiziksel aktivite yapabilir. Ama spor bir şekilde, sevebileceğimiz bir spor, zevkle yapabildiğimiz bir spor mutlaka hayatımızın içinde olmalı. Yani bu sadece diyet sürecinde değil, hayat boyu.